Yarın için sabırsızlanıyorum. İstakoz yemeği festivalin en iyi kısmı. Hayır Cody. Teknoloji geçidi emin ol en iyisi. Özellikle de babamın kısmı. Haberin var mıydı? Ben de katılacağım. Frankie, bunun adı İstakoz ve Teknoloji Festivali. Tam tersi değil. Önemli olan İstakoz kısmı yani. Anladın mı? Peki. Bir dahakine bilgisayarım bozulduğunda bir İstakoz çağır. Merhaba Frankie, merhaba evlat. Şunu tutabilir misin? Geçit balonlarını şişirmeyi neredeyse bitirdik. En büyüğünü sona sakladık. Cody, Frankie'ye kendinden ve robotlardan bahsettin mi? Ben de babamla geçide katılacağım. Rescue botlar onur konuğu olacak. O robotlar mı? Aman ne önemli. Griffin Rock'ta onlardan milyonlarca var. Ah! Yardım edin! İmdat! Chase, dönüş ve onları kurtar. Affedersin. Yardım edin! Rescue botlar, kurtarmaya hazırız. Olamaz. Doktor, bileğini ipten kurtarmaya çalış. Heatwave, merdiveni uzat. Senden ilerideyim. Her zamanki gibi. Biraz dikkatli ol. Etrafta insanlar var Heatwave. Hadi ama uzat şunu. Evet efendim. Dikkat et baba. Tamam sorun yok fren. Şimdi yavaş. Biraz aşağı. Ve... Tamamdır. Tatlım, seni korkuttuğum için çok üzgünüm. Kendimi korkuttuğum için de çok üzgünüm. Ama senin sayende çok iyiyim Kate. Üzgünüm, boğazıma bir şey kaçtı galiba. Tekrar teşekkür ederim. Cody, robotlara biraz ders vermek iyi bir fikir olabilir. Bazıları bana robot davranışlarını unutuyor gibi geldi. Yarın tüm gözler üzerimizde olacak. Ben hallederim baba. T-
Tamam çocuklar, sakın unutmayın. Etrafta aile dışından birileri olduğunda robotmuş gibi davranmalısınız. Benden sonra tekrarlayın. Ben bir robotum. Ben bir robotum. Ben bir robotum. Hey, Hitway nerede? Dersini çalışması gereken oydu. Hiç görmedim. Peki, dün yaptığı şeyi sakın yapmayın. Asla duygu yok. Ve biz söyleyene kadar tepki veremezsiniz. Boulder. Affedersin ama bakılacak çok şey var. Daha önce geçit görmemiştim. Her şeye bakmak istiyorum. Bunu oyun gibi düşün. Simon der ki sağa dön. Simon der ki sol kolunu kaldır. Sola dön. Son hareketi yapmamızı Simon söylemedi. Doğru Chase. Geçitte unutmayın. Sadece sürücülerinizin söylediğini yapacaksınız. İşte ben de tam olarak bu yüzden gitmiyorum. Teneke gibi davranıp insanlara itaat etmek. Sonunda kim takdir ediliyor? Bu iş bana göre değil. Hitway bak, seni suçlamıyorum. Abim Kate ilgi istiyor olabilir. Ama seni görmek ve itfaiye aracına tırmanmak isteyecek onca çocuğu düşün. Kastettiğim de bu. İnsan çocukların ellerinde ne oluyor öyle ha? En son birinin tırmanmasına izin verdiğimde günlerce yapış yapış dolaştım. Hitway, şefin ofisindeki posteri gördün. Dala tutunmuş kedi yavrusu olan mı? Hayır, ekipte ben diye bir şey olmaz yazan. Hepimiz Rescue Botlar ekibinin parçasıyız. Bir arada kalmalıyız. Benim ekibim Rescue Botlar. İnsanlar sadece görevim. Sen alınma Cody. Festival zamanı. Araç modunda gideceğiz ve sonra geçitte yürümek için dönüşeceksiniz. Yürüyecek miyiz? Bu harika olacak. Acil çağrı yönlendirme açık. Vay canına, robot sesi işini iyi kıvırıyor. Neyi bekliyoruz? Gidelim artık. Deniyorum. Herhalde ateşlememde bir sorun olmalı. Biraz daha dene. Deniyorum. Bu işe yaramıyor. Tamam, bana uyar. Şimdi huysuz robot için endişelenmeden geçidin tadını çıkarayım. Şehir hayal kırıklığına uğrayacak. Ufaklıkların itfaiye aracına çıkmayı sevdiğini biliyorsunuz. Çok güzel. Hadi tatlım. Burada bekle. Cody şuna bak. Babamın son icadı bu. Ona flotium diyorum. Geçen akşamki sorundan sonra dünyanın sentezlenmiş, kontrol edilebilir helyuma ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bakın, eski helyumla dolu bir balon. Uçtu gitti. Yeni flotium. Şuna bakın, kayıp balon yok. Mutsuz çocuklar yok. Ben de hayatımı binaların tepesinde sallanarak geçirmeyeceğim. Bu çok güzel. Geçit balonlarına flotium koyduk bile. Bak. Cody, gösteri zamanı. Cidden inanılmaz. Şşt. Hitway bu güzel anı kaçırıyor. Şüphesiz bu en büyük ve en iyi Stakoz Teknoloji Festivali. Onları izlemek bile insanı heyecanlandırıyor ha. Renkler, kıskaçların renkleri. Yani şu kuyruğa baksanıza. Bensiz sıralı bile yürüyemiyorlar. Genelde 4 rescue bot olmuyor muydu?
O neyse, izleyiciler eksikliğini fark etmemiş gibi. Affedersiniz, şu ıstakozu alabilir miyim lütfen? Affedersiniz. Onlardan yemek için sabırsızlanıyorum. Belki de ıstakozlar festivalin en iyi yanıdır. Onlar uçuyor mu? Şunlara bakın. Baba, şu ıstakozlara bak. Sen neden bahsediyorsun? Uçan ıstakozlar, bakın. En azından bu sefer çiftlik hayvanı değil. Yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Şimdilik burada kalın. Robot olarak. İmdat! Teşekkür ederim. İstakozlar flotyum yemiş olmalı. Ben canlılar üzerinde etkili olabileceğini bilmiyordum. Bu spey pantolon icadımdan bile daha iyi. Ama flotyumun etkisi geçici değil mi doktor? Helyum gibi etkisi geçici. Flotyum geçidin sonuna kadar, hatta insanların balonları eve götürebileceği zamana kadar dayanmak üzere tasarlandı. Helyum atomu etkisinin yarısına bölersek 2 gün sürer. 2 gün mü? Yani bu ıstakozlar... Uçtakozlar baba. Uçtakozlar. Griffin Rock etrafında 2 gün uçacak mı? Kesinlikle. Bu bir kabuklu istilası. Bu sinir bozucu olabilir. Bir çözüm olabilir. Laboratuvarıma dönmeliyim. Ben kalabilir miyim baba? Bu uçtakozlar çok eğlenceli. Ama dikkatli ol. Babanı dinle. Bu şeylerin kıskaçları var. Hey! Dikkat et seni uçan kabuklu! Başkan olarak bütün Griffin ailesinin lideri olduğumu düşünüyorum. Yani gelin hadi ailem. Teknolojinin tadını çıkarın. Biraz da şey... Evet, durum bu. Gördüğünüz gibi bayanlar baylar, şehrimiz saldırı altında. Ya. Çocuklarınızı saklayın, mülklerinizi koruyun, biraz su kaynatın. No. Bunu sonra düzenleriz değil mi? Gel buraya bakayım senin lezzetli kabuklu. Blades'e ihtiyacımız var. Tüm robotlar gerekiyor. Bu işkenceye ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Blades, dönüş. Büyük bir zevkle Danny. Sabit dur. Uçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Burada her şey hazır abla. Tamam, tekrar silahlanıp yeniden denemek için yukarı çıkacağız. Hakkını vermeliyim kardeşim. Bu çok iyi bir fikirdi. Belki ama her seferde bir tuzak mı? Bu hayatta bitmez. Evet Bay Murphy. İstakozlardan haberimiz var. Ciddi bir tehlikede misiniz? Bekleyin Cody. Acil çağrıları bilgisayara aktarıyorum.
Bizimle iletişimde kal. Tüm şehirde işler çığırından çıkmış. Ben polisim. Kıskaçlarınızı başınızın üzerine koyun ve... Buraya gel. Gelmeyeceksin sanırım ha? Herkes beni duyuyor mu? Lake... Arsenal köşesi. Başkan saldırı altında. Yaklaşıyoruz. Pişt diyorum size. Uzak durun buradan. Kim olduğumu bilmiyor musunuz ha? Bekle biraz, bekle. Dur, bekle. Teşekkür ederim Boulder. Şimdi başkanı indir. Ve bunu buldum. Ha, Hitway çok işimize yarardı. Ben de öyle düşünüyorum. Hitway. Beni duyduğunu biliyorum. Hemen buraya gel seni teneke. Kate, kibar olur musun? Alo. Hitway, beni duyuyor musun? Buraya gelebilseydin çok iyi olurdu. Hadi Kate. Gel. Hey, Frankie nerede? Sizi son kez uyarıyorum. Daha çok yaklaşırsanız ben sizi tereyağına bularım. Acil durum hattı. Cody, kütüphanenin arkasındayım ve... Frankie, seni sonra arayayım mı? Çünkü önemli bir iş üzerindeyiz de... Önemli bir iş mi dedin? Galiba bu uçtakozlar Frankie'yi yemek istiyor. Frankie, peşinde oldukları sen değilsin. Ceketinin peşindeler. Ne? Ceketindeki deniz yıldızı. Uçtakozlar gerçek sanıyor olmalı. Istakozlar deniz yıldızı yer. Haklısın. Ama bu ne işe yarar ki? Bekle. Tüm rescue botları arıyorum. Tüm rescue botları arıyorum. Sizce bundan korkar mıyım? Bundan daha fazlasını yapmalısınız. Tamam, bu yeterli oldu imdat. Demek sonunda motorun çalıştı ha? Geçitleri sevmiyor olmam işimi yapmayacağım anlamına gelmez. Rescue botlar arasında ben olmaz değil mi? Ama ekipte ben var. Sadece söyledim. Cody, sana borçlandım. Çok teşekkür ederim. Anlaşılan kahraman oldun Hitway. Sadece görevimi yapıyorum. Çocuklar, tüm teşekkürleri ve tadını çıkarma işini bunlardan kurtulduktan sonrasına bıraksak... Tüm kurtarma ekiplerinin dikkatine, şehir merkezine dönün. Doktor bir şey bulmuş. Istakoz tankına pompalanmak üzere yeni bir dengeleyici bileşim sentezledim. Anında sudaki flotyumu çıkarıyor ve sonra flotyum zararsız bir biçimde atmosfere yayılıyor. Ve... Su normale dönüyor. Bakın. Yani tankın içindeki ıstakozlar artık uçmayacak ama şehrin üzerinde uçanlar ne olacak peki? Bu mükemmel bir soru. Ayırıcı bileşimi direkt olarak uçtakozlara sıkacağız. Ama sadece bir tane karışım hazırlayabildim. Yani uçtakozlar bize doğru gelmek zorunda. Peki bunu nasıl yapacağız? Onları sürmeyi denedik, kedileri gütmek gibiydi. Evet, bir şeyden korkuyor gibi görünmüyorlar. Bence herkes bir şeyden korkar. Tamam, birkaç uçtakoz korkutalım. İşe yarıyor baba. Chase bizim için hazır mı? Tüm sistemler hazır. Çalıştır bakalım.
güzel. İstediğim tam da buydu işte. Ah, merhaba, sizi görmek güzel. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Oyunuza ihtiyacım var. Istakoz yemeği için kimler hazır bakalım? Anlayayım, sağ ol. Bütün iştahım kaçtı. Oh, bütün gece törenleri böyleyse bir dahaki için sabırsızlanıyorum. Gezegeniniz sürprizlerle dolu. Komik olan ne? Aa, şimdi anladım. Uçtakoz dediniz çünkü hem ısta... Tamam, boş verin. Baksanıza, bugün gördüğümüz tuhaf şeyler içinde bu en tuhafı olmalı. Ha, işte oldu dostum. Hadi biraz daha yukarı. Evet. Tamamdır. Harikaymış dostum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Sayın seyirciler, özür dileyerek flash bir haber için geçit töreni programına ara veriyoruz. Sallanan bir kamyon, onu çekmeye çalışan bir kurtarma aracı ve ipin ucunda bir hayat. Endişelenme Edgar, her şey yoluna girecek. Senin için sorun olmaz, değil mi Boulder? Umarım. Biraz daha dayan dostum. Bizimkiler geldi. Tamam. Uslu robotlar olun çocuklar. Televizyondayız. Heatwave. Merdiven. Tamam. Yani emrettiğiniz gibi. Sence de el freni fena durumda değil mi Boulder? Evet. Pek işe yaramıyor aslında. Bekle Edgar. Yavaş ol. Otur hadi. Bakalım nasılsın? Burns ailesi muhteşem bir kurtarma daha gerçekleştirdi. Şu an zehir yüklü kamyonu güvene alıyorlar. Sen harikasın. Aferin sana. Aa, baba. Chase'i kimse sürmüyor. Şef Burns, bu uzun zamandır şüphelenip rapor ettiğim şeyin kanıtı değil mi? Uzaylılar burada Griffin Rock'ta yaşıyorlar. Hem de burnumuzun dibinde. Ne demek istiyorsunuz Bay Prescott? Bunu. Ekin çemberine. Teknik olarak o ne ekin ne de çember. Orası başkan ve eşinin haftalık piknikleri için çimleri biçtikleri yer. Peki, gerçeğin peşindeniz sevgili izleyiciler. Haftaya görüşürüz. Ben Huxley Prescott. Siz zahmet etmeyin diye gerçekleri araştırıyorum. Endişelenme Chase. Sana kızmadı. Şefin kızmaya hakkı var. Gerçek kimliklerimizi saklama görevinde kesinlikle başarısız oldum ben. Utanmaz bir asiyim. Evet öylesin. Bu yanını hiç fark etmemişim. Endişelenme dostum. Doğru kararı verdin. Eğer sen olmasaydın tüm haftayı zehirli atık temizleyerek geçirecektik. Efendim, bana direksiyon kilidi takın. Bunu hak ettim. Kimseyi azarlamak için gelmedim. Uzun zaman önce buna açıklık getirmeliydim. Hayatlar tehlikedeyse harekete geçmekten kaçınmayın. Gerçek kimlikleriniz açığa çıkacak olsa bile. Efendim, Optimus insanlığın gerçeğe hazır olduğunu düşünmüyor. Optimus benimle aynı fikirde olacaktır. Sır ortaya çıkarsa bununla baş ederiz. Önceliğimiz her zaman hayat kurtarmaktır.
Hala buradakilerin Cybertron'dan olmamızı aldırmayacağını mı sanıyorsunuz? İnsanlara yardım ediyoruz. Bu barış için geldiğimizi kanıtlar. Akılsız robotlar gibi davranmak zorunda kalmasak güzel olurdu. Zaten bazılarımız bu konuda iyi değil. Bunun hepiniz için zor olduğunu biliyorum. Ama şimdilik gerçek aramızda kalacak. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Bugün harikaydınız ekip. Yani maskaralık devam ediyor. Vay canına. Bu harika bir çalışma Dr. Green. Sadece boş zamanlarımda uğraştığım bir şey işte. Önemli değil. Baba, uydu anteni yapıp bana söylemediğine inanamıyorum. Onu galaksideki diğer canlıları dinlemek için kullanabiliriz. Uydu anteni bunun içindir Bay Prescott. Dünya dışındaki canlıları aramak için. Aslında küçük kız, ben uzaylıların Griffin Rock'taki casuslarına ne söylediği konusuyla ilgileniyorum. Sizce burada uzaylılar var mı? Bay Prescott istediğine inanabilir Frankie. Ne de olsa uydu anteninin parasını ödedi canım. Şimdi kenara çekil hadi. Beni bağla Doktor Green. Pekala, önce yükseltici seviyesini normal güce ayarlayalım. Ve şimdi sadece dinle. Anlayamadığın bir şey duyarsan seviyeyi arttır, tamam mı? Ama uzun süre o seviyede sakın tutma, yoksa sistem aşırı yüklenir. Ve sonunda uzaylıların aramızda saklandığını kanıtlayabileceğim. Başarıyla Griffin Rock uydusuna bağlanıldı. Film zamanı. Bence aksiyon filmi izleyelim. Tercihen hızlı takip sahneleri olanlardan. Komedi lütfen, çünkü bugün tam gülme havamdayım. Eski zamanlardan bir şey olsun. Daha olmaz. Vurdulu kırdılı bir şey koy. Yeni bir şey deneyeceğiz. Tarihsel drama. Gerçekten mi? İyi, tarihte vurdulu kırdılı bir şeyler olmuştur. Seveceksiniz. Keşfedilmemiş topraklarda yerlilerle yaşayan kaşiflerle ilgili. Yapma. Kodi bu içimi acıtıyor. Yerlilerin mızrakları ve ot atan boruları var. İşte o zaman olur. Bizden şüpheleniyorlar. Henüz adadakilere kendimizi gösteremeyiz. Yakında 10 gemi gelecek. Sonrasında 10 tane daha. Buraya yeni dünya diyeceğiz. Buraya yeni dünya diyeceğiz. Durum düşündüğünden de kötü. Griffin Rock tam programlı bir uzaylı istilasıyla karşı karşıya bulunuyor. Dünyadaki her şey ilginç sanıyordum. Bu Griffin Rock acil durum anonsu. Ben Huxley Prescott. Yeni uydu antenimden canlı bildiriyorum. Dakikalar önce uzaydan Griffin Rock'a gönderilen bu gizli konuşmayı yakaladım. Şimdi de bu konuşmayı sizlerle paylaşıyorum. Henüz adadakilere kendimizi gösteremeyiz. Yakında 10 gemi gelecek. Sonrasında 10 tane daha. Buraya yeni dünya diyeceğiz. Tam şu anda uzaylılar istilalarını gerçekleştirmek üzere adamızın kıyısına mevzileniyorlar. Korkmaya hakkınız var. Çok korkun. Uzaylı istilası mı? Olamaz. Huxley uydurmuş olmalı. Bugünkü yaşadıklarını unutturmaya çalışıyor. Evet, ama bu defa birileri ona inanabilir. Peki, bu şehirdeki kimsenin ona aldıracağını sanmıyor. Benimki tahmindi tabii. Griffin Rock acil attı. Evet, Bay Bufkin. Yo, uzaylıların neden sığırlarınızı kaçırdığını bilmiyorum. Hadi, hazırlanalım. Bekleyin lütfen Bay Bufkin. Griffin Rock acil attı. Cody, kumanda merkezine git. Hemen gidiyorum. Ama kocanızı gündüz gördün Bayan Purit. Edgar, Marslı dev bir hamam böceği değil. Griffin Rock acil attı. Merhaba Bay Perkins.
Ay insanları mısırlarınızı mı yiyor? Bay Perkins, siz iyi misiniz? Geliyorlar. Onlar geliyor. Boulder, dönüş. Cody, Bay Bafkin'e kayıp sığırlarını bulduğumuzu söyle. Bir uzaylıya rastlarsak umarım telefon arayan küçük yumuşak bir şey olur. Merhaba Deni. Şehir merkezinden havalandığı söylenen UFO ihbarları alıyorum. Kontrol ederiz. Ne yapıyorsun Milo? Uzay gemisi avına çıkıyorum. Düşüp yaralanmadan önce o şeyi indirmelisin. Üzgünüm Deni ama evimi savunmaya hakkım var. Bakın Bayan Netherlander. Bay Petipos kaçırılmamış. Sadece ağaca çıkmış. Yine. Evet ama neler oluyor böyle? Uyarı efendim. Sinirli bir yaya yaklaşıyor. Onlar peşimizde. Buradalar. Sıradaki sensin. Başkan, kimse peşimizde değil. Hayır, hayır. Tehlikedesin, anlamıyor musun? Onlar her yerde. Kaçsana ne olur. Sadece voltaj düştü başkan. Onlar her yerde. Onlar ayrıca her şu yerde. Sireni de kapatır mısınız? Tüm şehirde panik olacak. Pekala ekip. Dinleyin. Cody. Baba, seni zor duyuyorum. Burada elektrik sorunu var. Adanın her yerinde öyle Cody. O yüzden Kate, Danny ve Graham'ın benimle elektrik santralinde buluşmasını istiyorum. Baba! Duyuyor musunuz? Şimdi de uzaylılar ilk adım olarak tam programlı istilaya başlamadan iletişimimizi kesiyorlar. Daha geç olmadan hemen adadan uzak. Bu hiç de mantıklı değil. Durun! Bizi bekleyin! Çabuk olun! Feribotu bekletin! Durun! Yardım edin! Sakin olun millet. Griffin Rock istila falan edilmiyor. Şimdi sıkı tutunun. Sizi güvenle çekeceğiz. Boulder, Graham nerede? İçeride. Graham! Burası ne zamandan beri böyle ürkütücü? Cody, ne yapıyorsun dostum? Böyle gizlice yaklaşmamalısın. Özür dilerim. Sadece yalnız başımaydım. Bilgisayarlar kapandı ve sizin için endişe ettim. Hepsi bu işte. Buna minnettarız evlat. Graham'ı aramamıza yardım edebilirsin. Onu çoktan buldum. Hadi beni izleyin. Uzaylılar! Belki de bir baykuştur. Hepiniz çok gerginsiniz. İyi bir sebebi var. Uzaylıların fotoğraflarını gördüm. Yüzüne saldırıyor ve midene yumurta bırakıyorlar. Hayır, onlar yuvarlak şeyler ve önüne geleni yutuyorlar. Hatta
araçları da. Bu doğru değil. Uzaylılar gizlenmiş avcılar. Ama çamura kaplanırsanız sizi göremezler. Gidip çamur bulalım. Sanırım unuttunuz. Uzaylı olan biziz. Buraya nasıl girdin ki? Sığınak tünellerinin birinden. Direkt bodruma çıkıyor. Herkes biliyor sanıyordum. Ne öğrendin Graham? Bir şey elektrik santralinin gücünü emiyor. Yani uzaylılar gibi mi? Uzaylılar elektriğimizi mi çalıyor yani? Buna inanmak istemiyorum ama belki de Huxley haklıdır. Çocuklar bırakın da Graham sözünü bitirsin. Anladığım kadarıyla enerji direkt olarak Huxley Prescott'un uydu antenine gidiyor. Peki ama neden hiç şaşırmadım? Pekala, yani anteni kapatmamız gerek değil mi? Doğru, aşırı yükleme olmadan önce. O zaman ne olur? Büyük bir güç dalgalanması adadaki elektrikle her şeyi havaya uçurur. Elektrik santrali de dahil. Giriş. Güç kesilmeden önce oraya varmamız gerekiyor. Çok geç. Elektronik kilitler çalışmıyor. İçeride kapalı kaldık. Heatwave! Beni duyuyor musun? Seni duyuyoruz. Kapılar kilitlendi. Geri çekilin. Zamanımız yok. Tünellerden gideriz. Hitvey, ekibinle beraber derhal uydu antenine gidin ve kapatın. Çabuk. İnsanların hayatı tehlikede. Gidiyoruz. Sürücümüz olmadan gideceğiz. Bizi gören olursa gizliliğimiz biter. İnsanların öğrenmeye hazır olmadığı benim için çok açık. Ama şefin dediği gibi, önceliğimiz hayat kurtarmak. Rescue botlar, kurtarmaya hazırız. Frankie, sen arabada kal. Ulusal güvenliği çağırdınız mı? Donanmayı ve tahliye helikopterleri nerede? Uzay istilası falan yok Huxley. O zaman iletişim kopukluğu ve elektrik kesintisini nasıl açıklıyorsun? Bence yükselticiyi anormal seviyede bıraktın. Evet, öyleymiş. Uydu antenin şehirdeki her yerin enerjisini çekiyor. Bu yüzden aşırı yüklenmiş. Bu uzaylılar yok demek değil. Kesinlikle istila edecekler. Buna mutlaka inanmalısın. O zaman planlarını yeniden değerlendirmeliler. Çünkü kontrol düğmeleri yanmış ve adanın yarısını havaya uçuracak bir güç dalgalanması olmak üzere. Ha? Burns'ler nerede? Şef! Şef! Uyduyu kapatmalısın. Tek umudumuz bu. Şef Burns'ün duyduğunu sanmıyorum baba. Robotun içinde hiç kimse yok. O zaman talimatları kim veriyor? Kamerayı çalıştır. Kayıt modu. Aferin size. Sürücüsüz robotlar. Uzaylılarımız onlar olabilir mi? Yoksa uzaydan gelen gizemli konuşmayı yapanlar onlar mıydı? Şef Burns ve ailesi burada olmadığına göre... Bu doğru değil Bay Prescott. Robotlar, dönün. Görev tamamlandı. Diğer emirler bekleniyor. Bu kadarı yeterli. Araç modu lütfen. Ama ben sanmıştım. Sana neden o uyduyu yaptığımı hiç bilmiyorum.
sen ve hayali uzaylıların neredeyse adayı yıkıyordu. Hayali mi? Bu kanıtı nasıl inkar edeceksin? Henüz adadakilere kendimizi gösteremeyiz. Yakında 10 gemi gelecek. Durun, bu izlediğimiz program. Sonrasında 10 tane daha. Daha doğrusu katlandığımız. Buraya yeni dünya diyeceğiz. Ey, durun biraz. Şimdi anladım. Bu ileti uzaylılardan gelmedi. Bu bir filmden. Film mi? Cody, sen neden bahsediyorsun? Bu akşam izledim. Adı Tatooine yerlileriydi. Cody filmi Griffin Rock uydusundan izledi ve Huxley'nin uydusu sinyali yakaladı. Evet, bu her şeyi açıklar. Ama ben... İnanılmazsın Hux. Evet, başımıza iş açmak için başka bir planın var mı? Bu gece kendini açtın. İftira atma konusunda ne derler bilirsin Huxley. Sonunda ellerin kirlenir. Gidip insanları sakinleştirelim çocuklar. Pek gerekli olduğunu sanmıyorum. Elektrik tekrar geldiğinden beri herkes bizi canlı izliyor. Baba, merak ediyorum. Araçlar kendilerini sürebilirler mi? Henüz değil Frankie. Bu hala üzerinde çalıştığım bir şey. Görüşürüz Frankie. İyi geceler Cody. Durun. Uzaylılar bizimle oynuyor muydu? Şu anda bizi izliyorlar mı? Çıkın dışarı. Kendinizi gösterin. Ve şimdi dünya günü onuruna siz Griffin Rock sakinlerine yeni gezegen dostu bu binayı sunuyorum. Başkan Luski Kütüphanesi. Çatısı kullanılmış alüminyum tenekelerden, duvarları geri dönüştürülmüş cam şişelerden ve kitapları da tabii ki geri dönüştürülmüş kağıtlardan yapıldı. Diğer binalar kıskanacak çünkü buradaki her şey doğal. Kıskanacaklar mı dedi? Acil durum hattı buyurun. Charles, tüm kurtarma ekibini gönder. Bayan Nederlander, bir saniye, sakin ol. Bu hayat memat meselesi. Gelmelisiniz yoksa... Bayan Nederlander, alo. Rescue botlar, kurtarmaya hazırız. Tamam, şu an Bay Nederlander'in evini görebiliyorum. Sıra dışı görünen hiçbir şey yok. İçeride yangın olabilir. Hırsız da. Ya da patlak bir boru. Nihayet! Gelmeniz o kadar zaman aldı ki... Bay Pettipas'ı kendim kurtarmam gerektiğini düşündüm. İndir beni seni şaşkın robot. Belki fark etmediniz ama o şaşkın demin hayatınızı kurtardı. Bay Pettipas'ı da kurtarmanız gerekiyor. Oo bebeğim. Acil durum. Bazı insanların acil durum anlayışı çok farklı. Boulder, lütfen kediyi aşağı indir. Peki, en azından biri teşekkür etmeyi biliyor. Rica ederim Bay Pettipaus. Pekala çocuklar, ekip toplantısı. Bildiğiniz gibi bugün dünya günü. Bu gezegende her gün dünya günü değil mi? Evet, ama bugün özel. O yüzden itfaiye binasında bahar temizliği yapacağız. Baba, dünya günü çevreye yardımla ilgili, ev işiyle değil. Herkesin bir kutlama tarzı vardır yavrum. Cody, robotlarla gidip sığınağı toplayın. Danny ve Graham, garaja bakın. Kate, sen benimlesin. Tek dediğim şu, bir kedi ağaca kendi başına çıkabiliyorsa kendi başına da inebilmeli. Sabahki iş tam bir zaman kaybıydı. Bayan Nederland, bebeği için çok endişeli görünüyordu. Evcil hayvanların insan çocuğu olduğunu bilmiyordum doğrusu. Kedi Bayan Nederland'in bebeği değil tabii ki.
O evcil bir hayvan ama bazen hayvanlar aileden sayılır ya da dostunuz olurlar. Senin hiç hayvanın oldu mu Cody? Hayır. Hep bir köpek istedim ama babam maalesef izin vermedi. Sorumluluğunu kaldıramazsın evlat. Aynen katılıyorum. Hayvanlar gereğinden fazla sorun gibi görünüyor. Hayır, hepsi değil Chase. Bazı hayvanlar kurtarma ekiplerinde bile çalışıyor. Bakın. Polisler bulunmasını istedikleri şeyin kokusunu almaları için eğitimli köpekler kullanır. Bazı hayvanlar itfaiyecilerle çalışır. Bazıları da kaybolmuş kayakçılara yardım eder. İnanılmaz. İnsanlar bu hayvanları nereden buluyor? Genelde barınaktan. Biri gelip onları eve götürene kadar hayvanlar büyük kafeslerde tutuluyor. Alo Frankie. Tamam, hemen geliyorum. Gitmem gerek. Doktor benle Frankie'yi hayvanat bahçesindeki dünya sergisine götürecek. Hayvanat bahçesi ne? Şey gibi bir şey. Büyük bir hayvan barınağı. Fotoğrafları sana yollarım Boulder. Vay vay vay. Cody neden erken paydos ediyor? Bu camlardan dışarıyı görebilmek inanılmaz. Silmeye devam et. Cody acele et. Tüm iyi fotoğraf noktaları bahçenin içinde. Bekle. Bunu bir dostuma göndermeliyim. Frankie tüm hayvanları geçiyorsun ama. Önce en iyilerini görmeliyiz. Lemurlar Dünya Günü sergisinin parçası. Önce durup şaşı aslanları görmek istemez misin? Lemurlar sözlükte aslanlardan daha önce geliyor. Yani asla zebraları göremeyeceğiz. İnanılmazlar öyle değil mi? Bu lemurlar oldukça eğitimli. Neredeyse insanlar kadar zekiler. Aa, o zaman neden çöple oynuyorlar? Çöple oynamıyorlar. Onları ayırıyorlar. Her lemur geri dönüşüm ürünlerini bulmayı öğrenmiş. Bak, her bir parça çöpü kokluyorlar. Neden yapıldığını anlıyorlar ve doğru çöpe atıyorlar. Plastik, cam, kağıt, her neyse. Lemurlar yemekleri bitince kendi kaplarını da temizliyor. Vay canına, Kate bile bunu yapamıyor. Şimdi şaşı aslanı görebilir miyiz? Tamam ama onun bizi görebileceğinden emin değilim. Boulder. Şşş. Nereye gidiyorsun? Ekip için bir hayvan alacağım. Cody çok sevinecektir. Şef köpek olmaz dedi sanıyordum. Köpek olmasına gerek yok. Cody bugün gittiği hayvan barınağından fotoğraflar attı. Orada her türlü hayvan var. Şimdi hangisini eve getireceğimi seçmeliyim. Görevlerde bize yardım edecek birine hayır demem. Şu tüylülerden bir tane alalım mı? Kapılar neden kilitli? Muhtemelen hayvanların güvenliği içindir. Sahiplenene kadar yani. Şehir binası olması iyi oldu. Graham'la benim 24 saat giriş iznimiz var. Hepsi de çok şirin. İçlerinden nasıl seçim yapacağız? Bak, bu Bay Pettipaws'ın bizim boyutlarımızdaki hali. Çok sevecen olduğunu sanmıyorum. Eminim ki güçlüdür. Yatay atlayışına bak. Kurtarma ekibimiz için harika bir hayvan. Tarayıcım çalışmıyor. Sen ana gücü kapat, ben kafesi açarım. Hoş geldin kurtarma ekibinin en yeni üyesi. Blaze, ona ne isim verelim? Whiskers olabilir. Whiskers. Oh!
Whiskers. Adını beğenmedi galiba. Çabuk. Başkası sahiplenmeden önce onu bulmalıyız. Bak, işte orada. Endişelenme Whiskers, seni eve götürmeye geldik. Sakın endişelenme. Bu rutin bir devriye, endişelenmeyin. Belki de şefi aramalısın. Kediler acil durum sayılmaz, unuttun mu? Ayrıca Cody'nin sürprizini bozmak istemeyiz. Aramaya devam edelim. Oh, baba, yine Bayan Nederlander. Ah, buna ben bakarım. Benim telefonuma yönlendir. Acil durum! Ve sesi de kıs, olur mu evlat? Ekip, burada önemli bir durum var. Tahmin edeyim. Ağaçta bir kedi kaldı. Öyle de denebilir. Anladım. Ama bu sefer sanırım destek gerekecek. Umarım robotları bağlantılarına eklemişsindir baba. Blade burada değil. Boulder da yok. Nereye gittiler? Üzgünüm, bir fikrim yok. Sabah birkaç işim vardı da. Blaze ve Boulder'a Bayan Nederland'in evine gelmelerini söylerim. Üçünüz şimdilik Hitvale'e gidin. Ama çok sıkışık olacak. Hey, o benim kemerim. Özel alanım. Dikkat edin. Dirseğini çeksene. Bayan Nederland nerede? Aslan onu ye... Yani yeni onu ye... Hayır, güvende. Bay Pettipaus da öyle. Ha, sonunda geldiniz. Bensiz gezmeye gittiğine inanamıyorum. Çok da eğlenceli değildi. Hayvanımı bulmuşsunuz. Hayvanın mı? Yani Cody'ye sürpriz yapacaktım da. Sanırım hepimize sürpriz oldu. Boulder, o evcil değil, vahşi bir hayvan. İyi de nasıl kaçmış? Onu sahiplendim. Hayvan barınağından aldım. Hayvanat bahçesinden mi? Bir farkı mı var? Hem de çok büyük. İnsan gelenekleri çok karmaşıkmış. No! Cici, aslan. Hey, ormanın kralı, buraya gel. Frankie, ne yapıyorsun? Şık ve kullanışlı. Burada olduğumu nasıl bildin? Telefon sinyalini izledim. Aslan kazayla beni aradı. Yakında olmam çok iyi oldu. Babama bunu hemen anlatmalıyız. (Gülüyor)
Aslanı görüyorum. Şimdi dene. İyi atıştı Deni. Ah, evet, sen git aslanı bul, olur mu? İkiniz içeride durun, çıkmayın. Aslanı yakalayana kadar okul kapalıdır. Şef Burns, ekibin nerede, dışarısı çok karışık. Başkan, yavaş olun. Aslan yüzünden mi? Kütüphanedeyim. Haşereler onu mahvediyor. Onu bana, seni aşırı geniş bir sincap ver dedim. Bırakıyorum. Plastik mi? Bana gerçek saç demişlerdi. Hey, bunlar hayvanat bahçesindeki süper zeki lemurlar değil mi? Duydunuz mu ekip? Lemurlar Boulder aslanı bıraktığında kaçmış olmalı. Boulder ne yapmış? Özür dilerim. Sürprizini berbat ettim. Ama lemurlar çöp ayırmak için eğitilmiş. Bina yıkmak için değil. Bina çöpten yapıldı. Yani geri dönüştürülmüş çöpten. Lemurlar işlerini yaptığını sanıyor. Onlara nasıl engel olacağız? Buldum. Onlara yemek vereceğiz. Deni, sen aslanı yakalamaya çalış. Destek gerekirse haber ver. Geri kalanlar, kütüphanede toplanın. Cody'nin bir planı var. Başkan, güvenliğiniz için geri çekilseniz iyi olur. Sonunda adımı taşıyan bir bina yaptırmıştım. Ama şimdi çöp oldu. Aslında efendim, bina baştan beri çöptü. Yani sadece... Plan nasıl gidiyor Cody? İşlerin kötü gittiğini söylemek istemem ama kütüphanenin iki yeni tepe penceresi var. Başlamaya hazırız baba. Lemurlar hayvanat bahçesindeki çöpleri ayırınca yemek alıyorlardı. Yani yiyeceğin geldiğini görünce işlerini bırakacaklar. Lemurlar aldırmamış gibi görünüyor. Çok tuhaf. Hey, hayvanat bahçesinde yemekten önce zil çalıyordu. Zil sesi çıkarabileceğimden eminim. Boulder, sesi yükseltir misin? Düşündüğümüzden fazla iyi gitti. Boulder, geri çekil. Hayvanat bahçesine gitmeden lemurların tüm yemeği yemelerine izin veremeyiz. Yavaş gitmem gerek. Bir şey devirmek istemem. Tam önündeyim ya da tam arkanda mı demeliydim? Boulder, kırmızı ışıkları yakarsan seni ihbar etmem, söz.
Durun vatandaşlar. Aa, yol hakkı hayvanlar da, üzgünüm. Kötü haber çocuklar, aslanı buldum. Bu iyi haber olmamalı mıydı? Sorun olduğu yer. Ha? Çabuk boldur, yoksa lemurlar aslan yemi olacak. Wow, iyi yakaladınız. Ne derler bilirsiniz. Ne kadar denersen o kadar iyi olur. Oh, geri dönüşümün tehlikeli olabileceğini hiç bilmezdim. Hey! Biri kafeslerin elektriğini kesmiş. Sahiplenme sürecinin parçası sanıyordum. Ve sevgili başkanınız olarak ben Şaşı Aslanımızın ait olduğu yerde kalmasını sağlayacağım. Evet. Whiskers baş edilebilir değildi. Yine de bir evcil hayvan eğlenceli olurdu. Evet, ne hissettiğini anlıyorum. Babam da anlıyor. O yüzden pratik yapman için bir şey aldık. Bana mı? Gel hadi oğlum, dışarı çıkalım. Yakalamaç oynayalım henüz mı? Henüz evcil hayvan kavramını anladığını pek sanmıyorum.